ve Dolmabahçe Sarayı'na getirilişi inanılmaz bir hüzünlü doludur. Ayrıca bir dramdır. Çünkü buraya Savarona'dan geldi. Oturamıyordu. Neden o duruma kadar beklediler? Yani neden oturamaz hale gelene kadar Savarona'daydı? Kendi istedi. Niye istedi? Hatay olmadan, Hatay bitmeden, Hatay kurtulmadan dönmem dedi. Dolayısıyla 1 Haziran'da çıktığı Savarona'dan 26 Temmuz'da ayrılacaktır. Çünkü 5 Temmuz'da Hatay kurtulacaktır. Bir lider düşünün. Fransa'yı düşünün. O yılları düşünün. 15 senedir hayır diyen bir Fransa'yı 56 günde Savarona'da sedyenin üzerinde yatarken dize getirdi. Hatay'ı kurtardı. Çocuklar şimdi benim tedavime başlayabilirsiniz dedi. Paşam dediler nasıl taşıyacağız? O kadar geciktik ki ısrarla size 20 gündür gidelim diyoruz. O zaman oturabiliyordunuz. Şimdi oturamıyorsunuz bile. Kendisinin donanmaya kattığı iki denizaltı. Saldıray ve Yıldıray. Savarona'nın altındaydılar. Altında olduklarını anlıyoruz. Suyun üstüne çıktılar. Bütün Dolmabahçe'nin ışıkları söndürülmüştü. Zifiri karanlıkta girecekti çünkü onun o halde... Mehmet'e görünmek istemiyordu. Mehmet Şeh'e öyle görünmek istemiyordu. O hep Sakarya'daki, büyük taarruzdaki Mustafa Kemal Paşa olarak askerine görünmek istiyordu. Bunun için ışıkları söndürmek adına birinin hemen atlaması gerekiyor. Hasan Rıza Soyak. Kulübelere koştu, ışıklar söndürüldü. Mehmetçik bahaneyle uzaklaştırıldı. Kanepeyle kucakladılar. Fakat o yükselen, Savarona'nın hemen altından yükselen o iki denizaltının bütün mürettebatı güverteye çıkmışlar, esas duruştaydılar. Onları gördü, elini kaldırdı, alas mı aldı? Böyle bir sağ ol patladı. Keşke sağ olabilir. Dolayısıyla kendi subaylarına son bakışıdır bu. Enver Paşa Hazretleri pek mukaddes ve âli bir maksat peşinde Buhara-i Şerif'in Behçivan vilayetinin Çegan Nam Mahalli miladi 14 Ağustos 1922 ve Rumi 21 Temmuz 1338 ve Kameri 11 Zilhicce 1340 senelerinin Kurban Bayramı'nın ikinci Cuma günü gündüz öğle vaktine karip bir zamanda Huni Pakini Mahalli Mestur Toprakları üstüne akıda akıda kahramanane ve merdane bir surette mütbe-i şehadete nail olmuştur. Dediği şu, muhterem şehit Enver Paşa Hazretleri, bugünün Türkçesine aceleyle çevirerek söylüyorum, pek kutsal ve yüksek bir amaç peşinde Buhara-i Şerif'in, Buhara'nın ismi öyle geçer, Behçivan ilinin Çegan adı verilen bölgesinde miladi 14 Ağustos 1922, işte Hicri-i Rumi şu tarihlerde, Kurban Bayramı'nın ikinci Cuma günü gündüz öğle vaktine yakın bir zamanda temiz kanını bu ismi geçen yerin topraklarına akıta akıta kahramanane kahraman ve mert bir şekilde şehitlik rütbesine ermiştir. Şimdi, Enver'in akıbeti? Enver biliyorsunuz bence ölümü bir nevi intihar. Evet. Kaç yaşında o zaman? 41 mi? Enver Paşa oldu. 41. İntihar. Çünkü makinanın üstüne yalın kılıç gidiyor.